Öncelikli olarak yasal uyarıyı yapmak istiyorum. Burada yer alan bilgiler ve yorumlar yatırım tavsiyesi amacıyla yapılmamaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorumlar tamamen kişisel görüşlerime dayanmakta olup herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getir vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihleriniz uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu yayında yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan tarafım sorumlu tutulamaz. Yayınlarım tamamen bilgi amaçlıdır ve asla yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir. Merhaba değerli arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. İyi hafta sonları diliyorum. BIST 100'ün analizini bir gözden geçirelim. Teknik olarak nerelerde? Bundan sonra hangi direnç ve desteklerle karşılaşabilir? Destekleri nereleri, dirençleri neresi? Hangi kanalda hareket ediyor? Onun teknik görünümünü ve yeni trendler oluşturduysa o trendlerin çizimiyle alakalı bazı eğitim çalışması yapayım. Önce geçen hafta ben çok sık BIST 100 analizi yapmıyorum. BIST 30 analizi de yapmıyorum. Geçen hafta iki defa BIST 100 ve BIST 30 analizi yaptık. Şimdi geçen hafta ne demişiz? Videolarda onlarla alakalı bir dediklerimizi hatırlayalım. Yani hangi yönde analiz etmişiz ve piyasa hangi yönde hareket etmiş diye. Hemen o videoları açalım. Şimdi geçen haftaki kaldığımız yer ve geçen haftaki yorumumuzu açalım videoda. Ne demişiz? Hangi adımları izlemiş endeks? Onu görmeye çalışalım. Bakalım ne söylemişiz? Bakın şu düşen kanalı kırdık. Şimdi yapılması gereken teknik olarak ya bunun içerisine atacak. Bakın şurada ciddi bir direnç var. Şu kısım çok ciddi direnç. Yani 106.000. Öyle aman aman basit bir direnç değil arkadaşlar. Yani tek seferde geçmişteki 106.000 düştükten sonraki denemelerine bakın. Tam üçlü tepe yaptı şurada. Geçemedi. Sonra sert satışlar geldi. Sonra bir daha denedi. Sonra bir daha denedi bakın. Yani aralıklı zamanlarda burada, burada ve burada denedi. Tabii enflasyon var. Yani oradaki 2 yıl önceki, 1,5 yıl önceki 106.000 ile şimdiki 106.000 aynı ayar değil. Ayrıca bir de 124.000'den düştüğümüzü düşünüyoruz. Dolayısıyla bu kadar uzun zaman oraya geçmek için oyalanmayacaktır ama yine de 106.000'in üstüne atması durumunda 114.000'i hem trend hedefi hem üst direnç hedefleyecektir. Bu kadar uzun zaman oraya geçmek için oyalanmayacaktır ama yine de 106.000'in üstüne atması durumunda 114.000'i hem trend hedefi hem üst direnç hedefleyecektir. Ayrı bir ikinci bir kanala girdiğini de görüyoruz. Yani onu da belirteyim. Yani şuradaki hat kadar bir yükselişi artık hak ediyor endeks, onu söyleyeyim. Ama şunu belirteyim. Şimdi bu tip yükselişlerde ne olur? Şimdi BIST 30'dan ilgili ne söylemişiz? Ona bakalım videoda. BIST 30'un geçen haftaki durumu bu. BIST 30'un grafiğini tabii gözümüzden kaçırdık. Bakın şurada bir yapı olmuştu. Şurayı hatırlar mısınız? BIST 30'un çift yönlü analizi diye videolarım arasında var. Orada bir aşağı doğru analiz, bir de yukarı doğru analiz yapmıştık. BIST 30'un hedefinin nereye kadar gidebileceği, 130 binleri hedefleyebileceğine ilgili bir yorum yapmıştık. Çünkü şuradaki formasyonu, bakın, şuradaki formasyon tabii yukarı kırılması gerekirdi ama aşağı kırıldı. Sonra ise gerçek formasyon hedefine doğru yöneldi. Şu an 122.000'de BIST 30. Şimdi hemen açıklama yapalım. Bu hareketi aşağı kırılmasının fake olduğu, geçen bir arkadaş sormuş hocam fake'i nasıl anlarız diye. İşte bazen anlayamıyoruz ama o zaman şüphelenmiştik bu hareketten. Ve o yüzden BIST 30'u herkes şelale beklerken, özellikle de BIST 100'de omuz başı omuz formasyonu varken ben BIST 30'u çift yönlü analiz etmiştim arkadaşlar. Oradaki şüpheden dolayı. Çünkü şu formasyon, işin doğrusu şu formasyon beni, açın bakın o videolara, beni şüpheye düşürmüştü. İyi ki de BIST 30'a baktım diye bir ifadem var. Çünkü BIST 100'deki omuz başı omuz formasyonu bambaşka bir şey ifade ediyordu. BIST 100'deki şu bayrak görüntüsü daha doğrusu flama görüntüsü bambaşka bir şey ifade ediyordu. Kırılım ise bakın fake bir kırılım. Peki devamında videoda biz şimdi burada detay anlattım ama devamında neler söylemişiz geçen hafta Haziran ayı beklentileriyle alakalı ve bu haftaki beklentilerimizle ilgili neler söylemişiz bizim piyasamızdan alakalı. Devam edelim. Hareketlerine yani
5'i yapmamıştı dikkat ettiyseniz. Şimdi bence o 5'i yapmaya doğru yöneldi. Onun gerçekte hedefi de yani hatta şu kısma kadar gidebilir. 130-131'e kadar. Ama daha kısa vadede 126.000'i hedefleyen bir hareket BIST 30'da görünüyor arkadaşlar. 126.000. Şu an 123'teyiz. 126.000'e götürecek olan bir hareket kısa vadede karşımıza çıkabilir. Buradan geri çekilip şuradan onay alsa bile ben bu formasyonun tamamlanacağını tahmin ediyorum. 126.000'e gidecek olan bir formasyon BIST 30'da karşımıza çıkabilir. Yani biz yani bunun anlamı şu. Demişiz ki orada herhangi bir kar realizasyonu olursa yani bir şekilde geri çekilirse o geri çekilme alım fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Çünkü formasyon hedefi daha yukarıda. Yani artık söylediklerimizin ister istemez tercümesini de yapmak durumundayım. Ne anlama geldiğini anlatmaya çalışmışım. Çalışıyorum şimdi ifade ettim. Devam edelim. 30 BIST'e göre daha güçlü kalacaktır diye düşünüyorum. Haftalık bazda bakıldığında tabii daha hedefine gelmediği. Hatta bakın söylediğim rakamlar burada. Yani bakın BIST 100, 106.000'in ayarı burası arkadaşlar. Bir kez daha göstereyim. Yani normalde 132.000'i gösteriyor. 132.000'e kadar, yani BIST 100 kadar çıkmış olsaydı 132.000'e kadar piyasaya alım gelirse, güçlü bir alım gelirse pozitif haberlerle, yurt dışı da pozitif olursa, bir anda piyasanın işte ana tahtalarına alımla, özellikle bankalardaki alımla beraber 132.000'lere doğru gidecek olan bir atak beraberinde gelebilir pozitif. Şimdi bakın birkaç şeye dikkat çekmişiz. Bir, BIST 100'deki yüksek artış hızına BIST 30 yetişememiş, geride kalmış. Dolayısıyla bu hafta ve önümüzdeki süreçte BIST 30, BIST 100'e göre daha fazla atak yapacak, daha fazla primlenecek, daha güçlü duracak. Bunun da şartı olarak demişiz ki özellikle yurt dışında pozitif hava devam ederse, pozitif hava durumunda hızlı bir atakla bu açığı kapatacak. Ekstra da yine şunu söylemişiz, özellikle bankalardaki alım demişiz. Devam edelim. Başka ne söylemişiz? Bir haber durumunda. Yani şurada çok geride kaldığını söyleyebilirim. Piyasalarda pozitif atakla 130.000'lere, 132.000'lere götürecek ona bir hareket beraberinde gelebilir. O yüzden herhangi bir kar realizasyonlarında pozisyon ayarlamasına dikkat edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü piyasa bu anlamda burada geride kaldı. Yani bir bakıldığında düzeltme mahiyetinde şöyle de bir atak. Evet. Yani hani burada da arkadaşlar sonuç olarak diyoruz ki bankalarda ve BIST 30'da alımıyla güçlü bir trend oluşumu söz konusu olabilir demişiz. Bak bir durduralım bakalım. Şimdi düzeltmenin hareketin türüyle alakalı ne söylemişiz? V tipi bir düzeltme olacaksa eğer o zaman V tipi düzeltmeler böyle sert satışların sonunda gelir. Bu şekilde sert bir aynı hiç açıyı bozmadan aşağı doğru yönelmeden bu şekilde trendiyle beraber gitmesini gerektirir arkadaşlar. Yani V tipi düzeltme ile alakalı da yine bilgilendirici bir not paylaşmışız. Başka? Evet yine bakalım bir ne uyarımız var. Ne var karşımıza ne çıkıyor diye. Çünkü BIST 30 ile BIST 100 grafiği biraz farklılaştı. BIST 30 daha güçlü durmaya başladı. Özellikle bankalara son 2-3 gün alım geldi arkadaşlar. Bu konuda ben dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani piyasayı tutarlarsa bankalarla çok rahat tutabilirler. 98.000 kırılımını yani 100.000 kırılımını bankalarla engelleyebilirler diye tahmin ediyorum. Böylece de BIST 30'un güçlü durması, güçlü bir piyasa işte yok açısından da daha güçlü bir VIO senaryosu dikkatimizi çeker. Genel olarak, tarihsel olarak bakıldığında bakın VIO da yani veya BIST 30 ile BIST 100 arasında yaklaşık 30.000 ile 40.000 arasında bir puan farkı vardı arkadaşlar. Yani BIST 100 105.000'deyken BIST 30 135.000'deydi. Yani şu anda esasında oradaki oranlar düşünüldüğünde BIST 30'un ucuz olduğu 120.000 VIO endeksinin veya BIST 30'un hakikaten eskilere kıyasla oldukça geride kaldığını ifade etmek istiyorum. Şimdi demişiz ki hani herhangi bir düzeltme gelecek olursa BIST 30 geride kaldı. Piyasanın ağır düzeltmesinin önünde bir engel. Yani piyasayı tutucu bir faktör olarak özellikle bankalar bu piyasanın düşmesine engel olacak bir faktör olarak karşımıza çıkar diye uyarıda bulunmuşuz. Ve yine demişiz ki BIST 30 BIST 100'e göre daha ucuz ve atak yapma potansiyeli
daha yüksek demişiz. Bir kez daha bakayım, son analizimizi de yapalım. Başka ne söyledik? Şimdi son bir noktaya bakalım. İzlemek lazım. Yani şuradaki kadar yükselişi bazen yapabiliyor. Ondan sonra bir kez daha atak bile yapması söz konusu olabilir. Aşağı yukarı buradaki yükselişte, bakın şuradaki H değeri yükselişte, şurada yıkıldığınızda tam buraya denk geliyor, 114.000'e. 114.000'e denk geliyor. Bu da mümkün mü derseniz, bu da mümkün. O yüzden 106.000 benim için çok önemli bir kritik eşik diye belirteyim. Ben bunu yurt dışı piyasalardan bağımsız olarak söylüyorum. Yurt dışına geride kaldığımız açısından da onu da göz önünde bulundurarak söylüyorum. Yurt dışından tamamen farklı. Peki, yani özünde demişiz ki piyasa pozitif, güzel, güçlü bir trend yakaladı. Şu kısımlarda ciddi maliyetlenme oldu. Geriye, her geri çekilme yukarı hedefleri göz önüne alacak şekilde maliyetlenmeyi gerektirir demişiz. Hedef noktaları ise önceki videolarda bahsettiğimiz nokta, üst dirençleri de çizmişiz ve pozitif olarak değerlendirmişiz. Özellikle 106.000'in kritik eşik olduğunu ifade etmişiz. 106.000'in üstünde pozitifliğin devam edeceği, 108'e ilk etapta atacağı, 108'in üstünde ise daha hızlı pozisyonda devam edeceği, pozitif görünümün devam edeceğini aktarmışız ve bunu yurt dışından bağımsız olarak ifade etmişiz. Yani yurt dışı bir anlamda, yurt dışı ne olursa olsun bir anlamda bağımsızlıktan kastımız o. Yani hedefi yukarısı diye belirtmişiz. Sebep ise yurt dışından geri kaldığımızı ifade etmişiz. Peki bugün günümüzde durum ne? Ona bir bakalım. Peki bu da şimdiki durum. 106.000'i geçmiş. Gördüğünüz gibi hedef değerde yaklaşık da 110.000'in üstüne kadar da gelmiş. Yani neredeyse üst direncine kadar gelmiş. Şimdi bir burada dikkatimizi çeken yeni bir trend atalım. Acaba orası bir direnç mi diye. Aynı zamanda bize yol gösterici olsun. Hemen şöyle yapacağız. Bakalım nerelere denk geliyor. Baktığımda arkadaşlar böyle bir trend atsam, yani onun bile üstünde kalmış gördüğünüz gibi. Yani orada ancak şöyle yaptığımda belki. Yani peki. Şöyle yapayım ama dediğim gibi yani sadece bu şekilde, evet. Tamam, bu şekilde oldu. Yani fitilin dibinden kabul etmedi dersek direnç olarak algılanmıyor. Şu şekilde bir yapı. Ne kadar dik, ne kadar güçlü bir trend. Hep de atlamalı, bir sürü gap bırakarak çıkmış. Tabi bu esasında problem. Onu da söyleyeyim de. Neticede son gün yapı biraz zayıflamış. Son gün. Ama tabii yine artı ve dik bir çıkış ve üst kanala da atmış. Yani üst kanalda devam ediyor. Gördüğünüz gibi direnç noktasından da tam işte 111'e yakın noktada bir daha önceki şu attığımız trend noktası var. Ara direnç pozisyonunda. Ondan sonra onaya gelir. Trend alt trendlerinin desteklerini vurur. Tabii onu bilemiyorum ne yapar hareket itibariyle. Ama geçen hafta belirttiklerimiz 106.000'in eşik değer olduğu ve piyasanın özellikle bankalar vasıtasıyla ayakta tutulma ihtimalinin yüksek olduğu, 106.000'in geçilmesi durumunda BIST 30'un, dolayısıyla BIST 30 VIOP, yani VIOP'un ve BIST 30'un güçlü duruş sergileyeceği, 106.000'in altına sarksa bile bunların hepsinin alım fırsatı olarak değerlendirilip derin bir düzeltmeyi beraberinde getirmeyeceği, yurt dışından bağımsız olarak bizim piyasamızın güçlü ve olumlu olacağıyla ilgili yorum yapmışız. Ve bir hafta süresi içerisinde de bu gerçekleşmiş. Şimdi bunları niye söyledim bu kadar şeyi? Ben normalde bu kadar videolu göstermiyorum ama benim anladığım kadarıyla videolarda yaptığım yorumlar herkes kendi pozisyona göre değerlendiriyor. Şimdi ben düzeltme gelebilir ihtimali var diyorum. Yani şu 115 kırıldığında buna hazırlıklı olun diyorum. Demişim daha doğrusu. Bunu farklı değerlendiriyor. Kişi kendi pozisyona göre değer. Yani demek ki diyor short olacak. Aklımdan öyle geçiyor. Yani herhalde böyle değerlendiriliyor. Ya da tam tersi yukarı olacak. Tabii benim böyle yukarı olacak ya da aşağı olacak diye bir durum yoksa beklentimi ifade edebilirim ama benim dememle hiçbiri gerçekleşmez. Anladığım kadarıyla herkes kendi pozisyonuna göre videoları yorumlamaya çalışıyor. Şimdi benim baştan beri söylediğim şey şu. Ben ne
boğa yorumu yaparım ne ayı yorumu yaparım. Bunu hep size söyledim. Piyasa hangi yönde gösteriyorsa, teknik, formasyon hangi yönde gösteriyorsa ben o yönde yorum yaparım. EV sayarım, trend bakarım, direnç destek gösteririm, tepe noktaları belirtilirim, risk faktörleri neresidir onları belirtmeye çalışırım. Nerelerde neyle karşılaşılabilir onları aktarmaya çalışırım ama hiçbirinde ne ayı taraflı bir yorum yaparım ne boğa taraflı yorum yaparım. İşte az önceki videoyu gördünüz. Yani orada çoğunlukla pozitif ve güçlü. Çünkü piyasa güçlü duruyor. Güçlü yorum yapmışım. Geri gelse daha ne demem lazım? Geri gelse bile yukarı gidecek demişim. Yurt dışından bağımsız olarak yükselme potansiyeli var diye belirtmişim. Ki bu da oldu bu hafta süresince. Yani bu 100, 106 eşik değer demişim. 106'nın 105'in altına sarkmadıkça o trend kırılmaz. İstedikleri kadar o trendi götürebilirler diye de ifade etmişim. Hele de şu kanalın içerisine atarsa kanalın üst direnci hedef olur demişim. Bankalara alım geleceğini, güçlü durduğunu, bankalarla beraber Viyop'un ve BIST'in birlikte ayakta kalacağını ifade etmişim. Geri çekilmelerin yine dediğim gibi bir yıkım olarak değil en fazla onay süreci olarak değerlendirilebileceğini belirtmişim. Yani bu kadar pozitif yorum yapmışım ve baktığınızda da son derece yani 106 zaten pazartesi 106'nın altı hiç görülmedi ki. Direkt 106'nın üstünde açtı. 111'e kadar da onu da belirtmişim. Yani 106'nın üstüne yapılacak olan bir atak piyasayı pozitife çevirir. Hiç durmadan düzeltme yapmadan gider diye de belirtmişim işin doğrusu. Yani videolardaki yoruma baktığınızda tekrar o videoyu izleyin. Orada yayında zaten. Ben de oradan bazı kesitler aldım ve açıklamalarda bulundum şimdi size. Yani neticede videoları dinlerken arkadaşlar yani 1500 arkadaşımız var burada bizi takip eden. Bunun dışında yurt dışından takip edenler var. Videoları izlerken özellikle bizim hani kendi dilimizle konuşuyoruz ve yanlış anlaşılmasın diye elimle kalemle çiziyorum şekilleri, şemalleri, destekleri, dirençleri gösteriyorum. Yani orada üstüne basa basa belirttiğim, bastırdığım noktalar var. Herkes tabii ki bir saygı duyarım. Kendi fikriniz, kendi yatırımınıza göre değerlendirirsiniz. Ama benim kastettiğimi ya da söylediğimi iyi anlamanızı da istirham ederim. Yani onu da belirteyim. Ne demişiz? Yani yanılma payımız var. Çift yönlü analiz etmişiz. Yani 105 kırılmış olsaydı düzeltme gelme ihtimali vardı. Onu da söylemişiz. Hani ev ola ki kırılır. Ama onu da demişim gene alım fırsatı olarak değerlendirilmesi lazım. Pozisyon ayarlaması lazım. Çünkü bankalar BIST 30 çok geride kaldı diye üstüne basa basa ısrarla belirtmişim. Ana hedef noktasını da olabilecek minimum 126 noktası demişim. Onun üstünü de ifade etmişim. Yani videolarda gördünüz sonuç olarak. Şimdi bundan sonraki süreçte yani bizi eleştirirken, değerlendirirken şunu söyleyeyim yani ben daha önceki videoda söyledim. S&P'deki tahminimi açık açık tutmadığını, 3150'nin kırılmamasını beklediğim ama 3150'nin kırıldığını ifade ettim. Ama burada yani bizim piyasamızla alakalı bakın benim hiçbir yanlış yorumum yok. Tutmayan, desteklenmeyen hiçbir ifade ettiğim hiçbir şey yok. Yani ben piyasada düşüş beklediğimi söylememişim. Sadece şu var aktardığım dikkatli olunması gerekiyor diye belirtmişim. Dikkatli olmak gerekiyor diye belirtmişim. Haftalık bir düzeltme gelme ihtimalinin olabileceğini hafta içerisinde ve benim de böyle bir beklenti içerisinde olabildiğim ama 100 bakın trend diyorum buradaki trend kırılmadıkça ve hatta güçlü demişim yani geri dönse bile alım diye ifade etmişim. Yani orada bir düzeltme gelmiş olsaydı bile 105 kırılıp da diyelim eksi açtı, gepli açtı aşağı doğru. O bile olsaydı pozisyon ayarlanmalı ve BIST 30 yönlü güçlü alımın destekli duruşunun olacağını ifade etmişiz ki bunlar da arkadaşlar bir haftalık analizde aynen bakın hiç kırılmadan 106 zaten direkt 106'nın üstünde açtı piyasa. Net 106'nın üstünde piyasa pozitif demişiz. Geçen haftayla alakalı. Hani dolayısıyla yorumlarımız bizim piyasamızla alakalı en ufak negatif bir şey yok. Yani ve pozitif yorum yapmışım. Yani negatif hiçbir şey söylememişim. Ben de kendim tereddüt ettim. S&P ile ilgili söyledim. Aşağı düşüş beklediğimi söyledim S&P ile alakalı. Ama bizim piyasa ile alakalı biz gerideyiz ve biz bu gerideliği tamamlayacağız. Geride kaldık. Yani S&P'nin yatay kalması, bırakın pozitif olmayı, yatay kalması bile bize yarar diye yorum yapmışız arkadaşlar. Yani ben neyi kastettiğimi bir daha dinliyorum videoyu. Objektif bakıyorum. Ne var, ne söylemişim diye negatif olarak algılanabilecek hiçbir şey söylememişim. Ama S&P ile ilgili zaten
Söylüyorum, diyorum ki S&P ile ilgili benim beklentim tutmadı. Bu kadar net. İkidir de tutmuyor yani. S&P ile alakalı. Ama bizim piyasayla alakalı bakın söylediğim. Ha bu şurada bir yer vardı. O, ama geçen hafta değil, ondan önceki hafta. Onu da dedim 118.000'de ben stop oldum diye söyledim. 118.000'in üstünü beklemiyordum. Stop oldum, biraz trade ettim falan filan dedim. Ama 118.000'di yani şu kırılımın olduğu yerde. Ondan sonraki süreçte bakın videoda ne söylediğim açık. O yüzden parça parça gösterdim. Şimdi bunları tabii söylerken kendimi biraz savunma pozisyonunda hissediyorum. Bu kadar tabii birkaç kişiden böyle negatif eleştiri alınca ister istemez kendimi savunma, acaba ben mi yanlış ifade ettim diye tuttum videoyu iki kere, üç kere. Bugün üç kere o videoyu izledim tekrar. İfade edişim yanlış mı diye. Yani ben yanlış bir şey görmedim, ifade edişim gayet güzel, doğru, anlaşılır bir şekilde dili kullanmışım ve analizimizde de ne kastettiysek onu belirtmişiz. Kaldı ki şunu da tekrar söyleyeyim, analiz tutabilirdi, tutmayabilirdi. Ya tutmadığı zaman stop olunur. Bu hepimiz için geçerli. Tekrar hatırlatıyorum, stop olunur. Kurallarda stop diye bir kural vardır. Analiz tutmazsa stop olunur. Bir şey daha söyleyeyim. Bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmiş, söylenmiş şeyler değil. Burada ne okunuyor, grafik ne veriyor bize onu anlatmaya çalışmışız. Yani EV saymışız, gidebilecek potansiyeli belirtmişiz. Şuradaki kanalın katlanmasından bahsetmişiz. Grafiklerin okunması. Şimdi bugün de bir trend attık mesela. Burası bir ufak direnç diye attık. Bu anlamda değerlendirin. Hatta şuradan geri çekilmiş olsaydı, ki olmadı da, geri çekilmiş olsaydı bunun bir onay olarak değerlendirmesi gerektiği, şurası kırılmadıkça. Ha, kırılırsa ne olur? Onaylıktan çıkar. Stop olunur yani. Öyledir. Yani 106 geçildi. Ters yöndesine stop olursunuz. Usul bu. Yani temel olan bu. Şimdi başka söyleyecek bir şey yok. Yani daha başka oyunun kuralları, bu yatırım kurallarını nasıl anlatayım bilmiyorum ki. Yani temel olarak anlatacağım şeyler bunlar. Başka ne söylendi? Yani burada bir direnç var. Hani bir şey de bir kez daha söyleyeyim. Diyelim ki siz ters yönde işlem yaptınız. Dirence geldi. Ters yönde işlem yaptınız. Direnç aşağı doğru kırmak yerine direnci es geçti. Atladı geçti. 1000 puan gap'li açtı. Yani biz ne demiştik? Bunu videolarda anlattım. Gap'li açılışlarda pozisyonun tersine işlem yapılmaz. Yani pozisyon kapatılır, stop olunur. Piyasa gidiyor. Gitsin. Ya işlem yapacaksan girersin işleme. O yönlü işlem yaparsın. Artık o tamamen kendi tercihle, kişinin tercihiyle alakalı. Ama bunlar oyunun kurallarıyla alakalı. Öğretici eğitim videosu olsun diye bunları söylüyorum. Yoksa hiçbiri, dediğim gibi, tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Benim yaptıklarımla, benim söylediklerimle yatırım yapmayınızı ben istemiyorum. Böyle bir şey değil. Sadece grafik. Canlı canlı grafikte ne karşılaşırız, nasıl okuruz, nasıl öngörüde bulunuruz, neyle karşılaşırız, hangi konumda nasıl strateji belirlemeliyiz, doğru olan nedir, onu paylaşmaya çalışıyorum. Ama hiçbiri de dediğim gibi bizim etkimiz dahilinde değil. Piyasanın yapıcısı pozisyonunu belirler, ona göre işlem yapar. Biz de o pozisyonu takip etmeye çalışırız yatırımcılar olarak. Benim yaptığım şey de bir eğitim çalışmasıdır. Bunlar nasıl okunur, nasıl değerlendirilir? Şimdi geldik bu kısma. Yani bundan sonraki süreçte çizmişim. Evet arkadaşlar, yani burada esas mesele tabii piyasayı iyi okumak, ona göre hareket etmek, stratejiyi belirlemekten geçer. Bu anlamda doğru strateji sonuç verir, pozitif sonuçlanır. Ama stratejileri belirlemek, doğru stratejileri belirlemek, doğru adım atmak kaydıyla her zaman işlemler doğru olmayabilir. İşte orada da stop denilen bir uygulama vardır. O stopa da dikkat edilir ve stopla bir sonuca ulaşılmaya çalışılır. Onu belirteyim. Bu anlamda benim söylediklerim hiçbiri, dediğim gibi, tekrar söylüyorum, yatırım tavsiyesi değil. Böyle de değerlendirmeyin. Benim yorumlarımla işlem yapacak olursanız zarar etme riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ben herkese bol kazançlar diliyorum. Her şeyden önemlisi, dediğim gibi, sağlıktır, sıhhattir. Yatırım anlamında da işte doğru stratejiler belirlemekten geçer. Herkes İyi hafta sonları diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.